أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Resul-i Ekrem'ine, âline ve ashabına da salatü selam olsun. Saygıdeğer izleyenler, Hazreti Peygamber'den öğütler ana başlığında bugün onun meleklere imanın gerekliliği konusunda söylediği bir iki tane hadisi okuyup açıklamaya çalışacağım. Çünkü meleklere imanın günümüzde çok sıradan bir şey gibi algılandığını hissediyorum, görüyorum. Bu münasebetle olaya nasıl bakıldığını bizzat Resul-i Ekrem'in ağzından, hatta belki daha çok bizzat Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde ifade buyurduğu ayetlerinden görerek meselenin asli mahiyetini öğrenmeye çalışalım. Okuyacağım hadislerin ilki Ebu Said el-Hudri'den geliyor. Şöyle söylüyor Ebu Said el-Hudri. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Şöyle buyurdu Allah'ın Resulü. Mâ min nebiyyin illâ lehu veziran min ehlis semâ. Her peygamberin gök ehlinden mutlaka iki danışmanı, iki veziri olur. Ve vezirani min ehlil ardı. Yeryüzü insanlarından da iki veziri, iki danışmanı, iki arkadaşı olur. Her peygamberin hem gökten hem de yeryüzünden iki danışmanı olur mutlaka. Bu gökten arkadaşı belki daha çok yol göstericisi, akıl hocası mahiyetindedir. Yeryüzündeki vezirleri de yeryüzündeki hayatın icrasından, Cenab-ı Hak tarafından kendisine nazil olan emirlerin yürütülmesinden sorumlu, onlara bu konuda kendisine yardımcı olurlar. فَاَمَّا وَزِيرَيَ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ Gök ehlinden benim vezirlerim, benim danışmanlarım, hocalarım, فَجِبْرِيلُ وَمِيْكَائِيلُ Cebrail ile Mikail aleyhisselamdır. وَاَمَّا وَزِيرَيَ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ Yeryüzünden, yeryüzü ahalisinden benim danışmanlarım, arkadaşlarım, vezirlerim de فَاَبُوْ بَكْرٍ وَاُمَرْ Hazreti Ebu Bekir'dir ve Hazreti Ömer'dir. Şimdi bu hadis Hazreti Peygamber'e en yakın olan, birebir onunla ilişki halinde olan insanları ifade ediyor. İnsanları ve melekleri ifade ediyor. Peygamber Aleyhisselam'ın en çok hemhal olduğu, haşir neşir olduğu kişiler. Bunlardan yeryüzündeki faaliyetin icrası konusunda kendisine en yakın olan insanlar Ebu Bekir ile Ömer'dir. Ayrıca gökten kendisine yol gösteren varlıklar olarak da Cebrail ile Mikail'i gösteriyor. Bu önemli çünkü hadi yeryüzündeki insanların yakın olanlarını falan bir şekilde anlamak, izah etmek mümkün. Lakin gökyüzünden Hazreti Peygamber'in akıl hocası olan, onunla hemhal olan varlık olarak iki tane kişinin, iki tane meleğin zikredilmesi, müminlerin o meleklere karşı tavrını ifade eder. O meleklere karşı nasıl saygın bir konumda olmaları gerektiğini ifade eder.
Peygamber aleyhisselam kendisine sürekli vahyi Cebrail getiriyordu. Yani Cebrail vahyi getirince Hazreti Peygamber adeta esas duruşa geçiyordu. Hali, tavrı değişiyordu. Bambaşka bir hüviyet kazanıyordu. Cebrail'e karşı bir özel duruşu vardı. Müminlerin de Hazreti Peygamber'in bile saygı duyduğu, geldiğinde el pençe divan durduğu Cebrail'e karşı ayrı bir önem arz etmeleri, ayrı bir değer vermeleri ne ifade eder? Şimdi bu konuyu bir parça ayetlerle de destekleyerek açıklamaya çalışacağım. Ancak ondan önce bir ayeti, bir hadis-i şerif daha okuyayım. Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bir hadistir bu. Şöyle buyurmuş Resul-i Ekrem: "Kulikatil melaiketu min nur." Melekler nurdan yaratıldı ve "hulikal cannu min maricin min nar." Cinler de yalın bir alevden yaratıldı ve "hulika Adem min ma vusifelekum." Ve Adem Aleyhisselam da, yani insan da size anlatıldığı şeyden yaratıldı. Şimdi burada üç çeşit, üç ayrı varlıktan söz ediliyor ve her biri üç ayrı şeyden yaratıldı. Her şeyden önce burada Cenab-ı Hakk'ın sınırsız kudretini, mutlak gücünü görmek, anlamak lazım. Melekleri nurdan yaratıyor. Nur dediğimiz nedir? Mahiyetini çok bilemediğimiz ve daha çok ışık diye açıkladığımız, açıklamaya çalıştığımız bir şey. Cenab-ı Hak işte o ışıktan öyle bir canlı yaratıyor ki her şeye gücü yetiyor, her şeyi yapmaya muktedir olabiliyor. Cenab-ı Hak ona o gücü verebiliyor. Müthiş bir heybet verebiliyor kendisine. Bu kudrette öbürünü ateşten yaratıldı. Nasıl ateşe şekil verdi? Işığa nasıl şekil verdi? Bu kudrette Allah. Hadi insan topraktan yaratıldı. Toprağa bir şekil vermek mümkün gene ama ateşe, aleve şekil vermek ve ondan bir canlı yaratmak. Işığa şekil vermek ve ondan bir canlı yaratmak. Bunu düşündüğümüzde her şeyden önce burada Cenab-ı Hakk'ın mutlak kudretini, sınırsız gücünü anlamak icap eder. Üç varlık, üçü de ayrı şeylerden yaratıldı. Şimdi bunlar, bu yaratılanların her üçü de Allah'ın kuludur, Allah'ın yaratığıdır ve mükelleftirler. Özellikle melekler Allah'ın emri dışında hiçbir şey yapmaya muktedir değiller. Onlar da ölümlüdürler bütün varlıklar gibi. Cenab-ı Hak onlar için daha uzun bir süre ömür tayin etmiştir. Onlar da Allah'ın elçileridir. Bazen insanlara, bazen birbirlerine gönderilirler. Cebrail aleyhisselam peygamberlere vahiy getiriyordu. Ama peygamberin olmadığı dönemlerde işi bitmiş değildir. Diğer meleklere karşı, meleklerle Cenab-ı Hak arasında elçilik yapmaktadır. Allah'ın buyruklarını onları iletmektedir. Şimdi bütün bunlara iman etmek Allah'ın emri. İmanın şubelerinden biri bu. Meleklere iman etmeden, tereddütsüz onların söylediklerini yerine getirme inancını taşımadan Müslümanın imanı tamam olmaz. Yani melekler veya Cebrail şunu dese bile beni ilgilendirmez demeye hiçbir müminin hakkı yoktur. Meleklere iman etmek elbette onların varlığı gayba ait bir meseledir. Mücerret akılla onların varlığına ulaşmak mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde onlara iman emredilmekte. Mesela Bakara suresi 177. ayette "Men âmene billâh vel yevmil âhir vel melâike." Üçü bir arada zikrediliyor. Allah'a iman etmek, ahiret gününe iman etmek ve peygamberlere iman etmek. İşte bir müminin vasfı olarak zikrediliyor burada. Hazreti Peygamber de Cebrail hadisinde meleklere iman etmeyi imanın şartları arasında sayar.
Amener Resulü diye bildiğimiz ayet-i kerimede de küllün amene billah ve melaiketi buyuruluyor. Hepsi Allah'a iman ettiler ve Allah'ın meleklerine iman ettiler. Şimdi iman etmek ne demektir? Varlığına, doğruluğuna, söylediğinin hakikat olduğuna mutlak olarak inanmak ve hiç itiraz etmemektir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın her buyruğunun hak ve doğru olduğunu kabul ediyor, hiç sorgulamıyor, itiraz etmiyoruz. Buna göre meleklerin talimatlarının ve söylediklerinin de aynen kabul edilmesi gerekir. Yani onların söylediklerini ben umursamam demeye hiçbir müminin hakkı yoktur. Çünkü meleklerin hiçbir sözü kendiliklerinden değildir. Kendilerinden kaynaklanmamaktadır. Onları Cenab-ı Hak söyletmektedir onlara. Bu aynı zamanda Allah'ın söylediğini takmıyorum anlamına da gelir. Meleklerin herhangi birinin söylediğini kabul etmemek, uymamak şeklindeki bir ifade Allah'ın söylediğini de kabul etmiyorum anlamına da gelir. Bir başka ayet-i kerime Nisa suresi 136. ayeti ve men yekfur billahi ve melaiketihi. Kim Allah'ı ve melekleri inkar eder, onlara karşı gelir ise fakat dalla dalalen ba'ida. Çok uzak bir sapıklığa düşmüştür o. Çok uzak bir sapıklığa. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın söylediklerini kabul etmemek, benimsememek insanın sapıklığa, dalalete düşüreceğini hepimiz biliyoruz. Ama Cenab-ı Hak burada bir başka şeyi daha ilave ediyor burada. Onun meleklerine de, onların söylediklerine de inanmamayı, kale almamayı, dinlememeyi en uzak sapıklık şeklinde tarif ediyor Cenab-ı Hak burada. Dolayısıyla melekleri işte dinlerim, dinlemem şeklindeki bir değerlendirmeye hiçbir müminin hakkı yok. Bakınız bir başka ayet-i kerimede Bakara suresinin 97 ve 98. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki مَنْ كَانَ عَدُوْوَنْ لِجِبْرِيلَ Özellikle burada Cebrail Aleyhisselam'ı merkeze koyuyor Cenab-ı Hak. مَنْ كَانَ عَدُوْوَنْ لِجِبْرِيلَ Kim Cibril'e düşmanlık beslerse, ayetin sonunda فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوْوٌ لِلْكَافِرِينَ Allah kafirlerin düşmanıdır. Kim Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlık beslerse, buradan anladığım düşmanlık deyince Cebrail'le savaşacak değildir tabiatıyla. Kastedilen nedir? Kanaatimce kastedilen Cebrail'in söylediklerini kale almamak, Cebrail'i var yok arası muamele etmek, öyle saymak. Hemen sonunda aynı ayetin sonunda فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوْوٌ لِلْكَافِرِينَ Allah da kafirlerin düşmanıdır. Yani bu ayet, işte Cebrail'i öyle saymanın, daha doğrusu Cebrail'i saymamanın insanı küfre götüreceğini ifade eder. Dolayısıyla öyle meleklere iman dediğimiz zaman, hatta bu ayetin devamında bütün melekleri zikrediyor. كَانَ عَدُوْوَنْ لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَالَ Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cibril'e ve Mikail'e, onları da özellikle isimlerini zikretmek suretiyle kim onlara düşmanlık besler ise bilsin ki Allah kafirlerin düşmanıdır. Bu arada düşmanlıktan kasıt elbette ki onlarla savaşmak değildir. Hiç kimse Allah'la savaşması hiç kimsenin söz konusu değildir. Peygamberle savaşması, peygamber öldükten sonra hiç kimsenin onunla savaşması söz konusu değildir. Dolayısıyla kastedilen o savaş değildir. Onları dinlememektir, sözlerine itibar etmemektir, değer vermemektir. Böyle olanın küfre düşeceğini söylüyor bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak.
İbn Abbas'ın Necm suresinin ilk ayetlerinde, ilk ayetleri ile ilgili bir değerlendirmesi vardır. Bu ayetlerde Cenab-ı Hak fekâne kâbe kavseyni ev ednâ, işte yaklaştı ve araları iki yay boyu kadar kaldı veya daha az kaldı. Mâ kezebel fuâdu mâ râ, gördüğü şeyi hiçbir zaman kalbi yalanlamadı, gözleriyle gördüğü şeyi ifade ayetlerinden sonra لَقَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى buyuruyor. Burada bu ifade, bu ayet-i kerime Rabbinin en büyük ayetlerinden birini gördü anlamına gelir. Kim? Gören kim? Peygamber aleyhisselam. لَقَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى Rabbinin en büyük ayetlerini gördü. Ne gördü peki Peygamber aleyhisselam? İbn Abbas diyor ki, رَعَى Cibril aleyhisselam fi suretihi. Orada Peygamber aleyhisselam Cebrail'i kendi asli suretinde gördü. Şimdi Cebrail'i Cenab-ı Hak, Rabbinin en büyük ayetlerinden biri diye tavsif ediyor. En büyük ayetlerinden birini saymamak. Şimdi oraya gelelim, gene oraya bağlayalım. En büyük ayetlerinden birinin sözlerini kale almamak, ciddiye almamak, söylediğini umursamamak. Hükmü nedir ki acaba bunun? Bu gibi ayetlerde ve bu mealdeki hadis-i şeriflerde, bu konuyla ilgili hadis-i şeriflerde özellikle müminlerin meleklere, hele hele o büyük meleklere, Cenab-ı Hakk'ın hepsinin üstünde tuttuğu dört tane büyük meleğe iman etmeleri, eğer onlardan herhangi bir talimat gelir ise mutlak tabi olmaları gerektiğini net bir şekilde ifade ediyor. Kaldı ki bir müminin bir tarafa koyun. Peygamber aleyhisselam bile Cebrail bir şey dediği zaman itiraz mı ediyordu? Kimin itiraz etmeye hakkı vardır? Hiçbir müminin yoktur. Peki itiraz eden nedir peki o zaman? Hiçbir müminin ona itirazı hakkı yoksa itiraz eden nedir? Bunu her müminin, her inanan insanın değerlendireceğini ümit ediyorum. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de özellikle büyük meleklerle ilgili pek çok ayet-i kerime vardır. Ancak konuyu daha çok uzatmamak için burada kesiyorum. Ama bu söylenenlerin bazı gerçekleri ifade edeceğini ve insanların üzerinde düşüneceklerini ümit ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.